Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Şerefli müminler, Bakara suresi 267 numaralı ayet-i kerimeye geldik. Rabbimiz şöyle buyurur: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Konu ne? Kaç gündür anlattığımız konu, Allah yolunda mallarımızı harcamak, infak etmek, sadaka vermek. Yani insanın en yoğun imtihan edildiği iki şey, bir malı, diğeri de evladı. Başka ayetlerde hanımlarınız sizin için imtihandır deniliyor. Eşleriniz imtihandır deniliyor. Bir de canlarınızla sizi sınarız deniliyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Sizi korkuyla, وَالْجُوعِ Açlıkla, وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ Mallarınızı ellerinizden almakla, وَالْاَنْفُسِ Canlarınızı elinizden almakla, وَالْثَمَرَاتِ Geçim kaynaklarınızı ellerinizden almakla muhakkak sınava tabi tutarız. Bunlar hep sınav, imtihan vesilesi. Burada Rabbimiz sayfalarca Allah'ın razı olacağı yerlere harcamadan bahsediyor. Bunun ilkelerini bize belirtiyor. Burada diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfiku, infak ediniz, harcayınız, harcama yapınız. Bir insanın ailesini geçindirmek için yaptığı meşru, israf olmayan, ileri gitmeyen, aşırıya gidilmeyen harcamalarda Allah yolunda infaka girer. İnfak ediniz. Neden infak edelim? Min tayyibati. Kur'an'da çok geçer tayyibat. Ya eyyühen nas, ey insanlar, kulu mimma fil ardi halalen tayyiben. Yeryüzündeki helal ve tayyip olan şeylerden yiyin. Tayyip temiz demek. Minat tayyibat, temiz olan şeylerden. Yani Allah'ın müsaade ettiği şeylerden infak edin. Haramdan infak olur mu? Olmaz. Bir yerden faiz geliriniz olsun, o faiz gelirini bir yere hayır olarak verin. Oldu mu? Olmadı. Çok ağır bir ifade, bağışlayın, özür dileyerek söylüyorum, anlaşılsın diye söylüyorum. Sidikle abdest almaya benzer. Haramdan hayır olmaz. Haramdan sevap beklenilmez. Onun için Rabbimiz ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, enfiku min tayyibati, temiz olanlarından infak ediniz. Neyin temiz olanlarından? Ma kesebetum, kazançlarınızın temiz olanlarından, haram olmayanlarından infak ediniz. Bugün Kabe'nin bir bölümü açıktadır, biliyorsunuz. Etrafı böyle bir halka gibi çevrili bir yer var. Orası Kabe'nin içinden normalde. Kabe'nin içinden olduğu halde niye açıkta kalmış orası? Sebep ne? Müşrik olmalarına rağmen Peygamberimiz döneminde bir sel geliyor, Kabe yıkılıyor. O günkü müşrikler bile demişler ki, hırsızlık malı olmayan, kumar malı olmayan, haydutluk malı olmayan, kendi öz kazançlarınızdan getirin demişler. Burası Allah'ın evi. Müşrik ha bu adamlar. O kadar para toplayabilmişler. Kabe'nin ancak o kadarını kapatmaya güçleri yettiği için Kabe'nin geri kalan kısmı açık kalmış. Kabe bile olsa helal olanlardan, temiz olanlardan yapılmış, tekrar inşa edilmiş. Kabe'nin o kısmı
Hicri İsmail dediğimiz kısım veya Hacer İsmail dediğimiz kısım bundan dolayı dışarıda kalmış. Yani şu anda biz kıble olarak tam oraya dönüyoruz. Altın oluk diyorlar oraya. Altın oluk var üstte. Onu da Osmanlı padişahlarımızdan bir tanesi Kabe'ye bu yakışır diye en kıymetli madenden yaptırıyor oluğunu. Kabe'nin suları orada birikiyor. O suları teberrüken şifa niyetiyle Kabe'ye gelenlere bir zamanlar ikram ediyorlarmış. Yani şu anda bizim döndüğümüz istikamet o bahsettiğim Kabe'nin o yüzü. Biz altın oluğa doğru şu anda yönelmiş oluyoruz. Kabe'nin dört tarafından altın oluk tarafı. وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ Bizim çıkarttıklarımızdan, sizin için bizim çıkarttıklarımızdan, nereden? مِنَ الْاَرْضِ Yerden, bitirdiklerimizden verin. Yerden çıkan mahsulde bir haram olur mu? Elhamdülillah. Rabbimiz diyor ki size biz ikram ediyoruz bunları. Suyu veren biziz, güneşi gönderen biziz, toprağı yaratan biziz, tohumu biz koymuşuz. Sen sadece alıp içine dikiyorsun. Bizim sizler için yerin bitirdiklerinden ve kazançlarınızın helal olanlarından Allah yolunda verin. Devam ediyor. وَلَا تَيَمَّمُوا يَلْتَنْمَيْنَ Ne yeltenmeyin? الْخَب۪يثَ مِنْهُ Pis olanını vermeye kalkışmayın. Haram olanından vermeyin. Sizin işinize yaramayacak, çöpe atacaklarınızı sadaka olarak veriyorum diye kendinizi kandırmayın. Bir arkadaşla görüştüm dün. Bir camide tamirat yapıyorlar. Bildiğim bir yer. Ben de son derece hassasım. Yani her şey böyle yerli yerince olmalı, düzgün olmalı. Derme, çatma, uyduruk şeyleri sevmiyorum. Neden? İnnallâhe cemilun. Allah güzeldir. Yuhibbul cemal. Güzel olan şeyleri sever. Güzel olacak kardeşim. Öyle uyduruk şeyler olmayacak. Mesela kablo çekiyorlar Türkiye'de. Kablo çok görüyorum ben. Binaların yüzlerinde her taraf kablo asılı. Bunu yapalım ben tam aklına ne diyeyim? Böyle kablo mu çekilir? Hiçbir kafanız basmıyor. Hiç mi kafan çalışmıyor? Şu görüntü hoşuna gidiyor mu senin? Bu mu yani? Senin anlayışın bu mu? Tebareke suresinde Rabbimiz ne diyor? Farci'el basar. Gözünü bir daha çevir bakalım göğe. Hel tara min futur. Bir yerde seni rahatsız edecek görüntü, kirliliği, bozukluğu görebilecek misin? Bak bakayım. Bizde her şey ucube. Her şey bozuk. Her şey yanlış. Eline millet ne geçirdiyse camiye getirmiş. Yani çöpe atacağı her şeyi camiye getirmiş. Hayır oluyor güya. Bir de son zamanlar şuralara şey koyuyorlar. İki tane sağlı sollu böyle süslü bir şeye koyuyorlar. Şurada öyle bir şey olması ne anlamı var? Gerekli mi böyle bir şey buraya? Adam harcama yapacak. Ne yapayım? Yani bir hayır yapayım istiyor. Niyeti güzel de. Şuraya o iki tane şeyden koymanın ne mantığı var? Ufacık camilerin içi her taraf böyle türbe gibi. Her şeyi asmışlar. Namaza duruyorsun. Her tarafı seyret. Namazın dışında seni alıp götürecek bin bir türlü şey var. Gerek yok. Niye böyle konuşuyorum? Benim 90'ın üzerinde bestem var. Aynı zamanda sanatçıyım ben. Okuduğum ilahileri biliyorsunuz. Güzel olmalı. Her şey güzel olmalı. Kabloyu çekiyorsan adam gibi çekeceksin. Yani benim kafam esti şuraya bir lamba takayım olmaz. Şu camimiz bu anlamda çok sade, ihtişamlı, elhamdülillah güzel. Birisi ben buraya hayır yapıyorum diyor, şuraya bir çivi çaksa. Güzelim mihraplara şey çakmışlar şuralara, tesbih atacakmış. Kafayı kırmak lazım onu asanın. Şu mermerin o sen bozuk yerini düzeltebilir misin? Nasıl hangi kafayla çakıyorsun? Renk uymamış, bilmem mutfak asacağını oraya getirmiş yapıştırmış adam. Tesbih asılacağımış. Bu nasıl bir kafadır? Onun için Rabbimiz وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ Çöpe atacağınız, işe yaramayan
tuhaf şeyleri insanlara hayır diye vermeyin. Kendinize layık görmediğinizi başkasına da vermeyin. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ Kendinize layık görmeyeceğiniz bir takım çöpe atacağınız işe yaramaz şeyleri infak etmeye kalkınmayın. وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ Ya sizin almayacağınız şeyler. اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ Ancak gözünüzü yumarak yani lanet olsun ya mecburuz, mahkumuz diyerek alacağınız şeyler. Kendinize layık görmeyeceğiniz şeyleri başkalarına da hayır diye vermeyin. Şu ölçünün güzelliğine bak ya Rab. Bu nereye çıkıyor şimdi? Buna bugün empati. Yabancı olunca daha hoş geliyor böyle. Çok modern gibi görünüyor. Empati. Bu empati güya kuralını bulan adam bir yabancı 100 sene önce falan bulmuş. Peygamberimiz bunu 1450 sene önce söylemiş. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Kendiniz için arzu ettiğinizi kardeşiniz için arzu etmedikçe hakiki mümin olamazsınız. Kendine layık görüyorsan ver. Ölçü bu. İthar. Hem biz de bir adım daha ileri geçiyoruz. Başkalarını kendisine tercih etmek. Bilmem bu cümlesini de. Bugün mesela katil İsrail güruhu, bu vampir sürüleri. Bir yıldır zavallı, gariban, savunmasız, çoluk, çocuk, kadın üzerine bomba yağdırıyorsunuz. Katil sürüleri aynısı size yapılsın ister misiniz? Ey Avrupa'nın leşleri, kendilerini güya modern insan diye takdim eden canavar sürüleri. Size yapsınlar aynısını. Yap isterseniz yapın, devam edin. Hani empatiniz vardı? Hadi yapın empatiyi bakayım. Allah bu zalimlere lanet etsin. Zalimlere meyledenlere de Allah lanet etsin. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zalimlere bırakın desteklemeyi, bırakın onları alkışlamayı, bırakın onlara her türlü destek vermeyi, arkalarından gitmeyi, onlarla tokalaşmayı, bir karede gözükmeyi, onlara meyliniz dahi olmasın, kalben meyliniz bile olmasın. Ne olur meyliniz olursa? فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Onlar mutlaka cehennemin dibine girecekler. Onları yakan ateş, meylinizden dolayı sizi de yakar. Allah'ımız bu gerçekleri görebilmeyi, mazlumun yanında saf alabilmeyi nasip eylesin. Bir yerde bir Müslümana saldırı olursa, ırkına bakmaksızın, Müslüman için diyorum, dünyanın geri kalan Müslümanlarına bırakın ticaretini yapmayı, bırakın onun ürettiği malları satın almayı, içmeyi, yemeyi, topyekün o kardeşi kurtarmak için oraya koşmak, onu oradan kurtarmak bütün Müslümanlara farz olur. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Kim olursa olsun. Şöyle bir fetva var. Bir Müslüman silah üreten adam, işte o zaman kılıç yapılıyormuş. O kılıcı düşmana satamıyor. Yani fetva olarak yasak, haram. Ben kılıç yapacağım. Kılıcı ben yapacağım. O yaptığım kılıçla benim düşmanım, benim askerimi vuracak. Dinen haram demişler. Satamazsın. Ey tüccar sen silah satma. Aç kal, sen öl. Ama yaptığın kılıcı, o silahı kafire, Müslümanı vurmak için verme. Allah'ımız bizleri ıslah etsin ya Rab. Evet, ağabeylerim, ablalarım. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ Üf, ayetin bitişine bayılıyorum. وَعْلَمُوا Şunu iyi bilin ey Müslümanlar. اَنَّ اللّٰهَ Muhakkak Allah Celle Celaluhu غَن۪يٌ Zengindir ya. O sizin fakirlere verdiklerinizi de size veya vereceklerinizi de size veren Allah'tır.
Herkes bağışlayın dünyaya çırılçıplak geliyor. Kuruşunuz yok, çöpünüz yok, hiçbir şeyiniz yok. Bak Allah ev vermiş, araba vermiş, iş vermiş, eş vermiş, evlat vermiş. Hepsi dünyada olmuş. Bunların hepsi Rabbimizin kullarına ikram ettiği zenginliğindendir. Hamid, hamd etmeye, teşekkür etmeye, şükretmeye en elyak, en layıkta Allah'tır. Elhamdülillah denecek odur. Kur'an-ı Kerim'de bir şey çok dikkatimi çeker. Rabbimiz hemen daha Kur'an'ımızın girişinde Fatiha'yı bitirdikten sonra mümin kimselerin özelliklerini anlatırken der ki وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ İlginç. Demiyor Allah-u Teala mallarından verirler. Bizim onlara verdiklerimizden verirler. Dünyada mala üç tane bakış çeşidi var. Zaman zaman söylüyorum. Bir, malın sahibi devlettir. Komünizm dedikleri şey bu işte. Yani malın tasarruf hakkı tamamen devlete bırakılıyor. Mülkün sahibi devlet. İki, malın sahibi zenginlerdir. Kapitalizm denilen zihniyet. Onun için o kafa paranın açamayacağı kapı yoktur diye düşünür. Müslümanların mala bakışı nedir? Malın sahibi kimdir? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Yeryüzünün, gökyüzünün bütün mülkü Allah'ındır. Ya bu tapu ne o zaman? Bende tapu var. O tapunun sende olması seni aldatmasın. O senin imtihanın için sana geçici olarak verilmiş olan. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Al biraz da sen oyalan. Dünya üzerinde olduğumuz müddetçe oyalanmamız için, imtihan için geçici olarak verilmiş emanet aslında bunlar bize. Kim emanet diyor ki? Of, haram, helal, ver Allah'ım. Bu kulların yer Allah'ım. Günümüzdeki şey de bu. Kural. Onun için kardeş kardeşle boğuşuyor. Evlat babayla küstürüyor. Hep bundan dolayı. Bilmiyor ki bu imtihan. Allah'ımız mal imtihanını verebilen kullarından eylesin. Şimdi şu ayetle Rabbimiz bu cümleyi perçinleştiriyor. Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Siz Allah için vermek istersiniz. Gönlünüzden coşar gelir. Madem Allah'ım bana böyle emretti. Madem mülk Allah'ımdır. Madem geçici olarak bendedir. Bu da Allah'ımın verdiği bu payda şu kardeşimin olsun. Şu muhtacın ihtiyacı gideriz. Vereceksin de şeytan hemen devreye giriyor. Sen diyor nasıl kazandın bunu biliyor musun sen? Kolay mıydı ya? Az mı çektin sen bunu kazanırken? Kör müsü o da çalışsaydı. Hayda buyur. Kendimden örnek veriyorum sizi bilmem. Bazen tam vaaz esnasında cemaatten bir şey isteyeceğim. Diyorum ki 100 lirası benden. Önce aşka geliyorum. Toplanacak para namazdan sonra ya. Namazda ya 50 mi versem? Ya 50 de çok herhalde be. Çıkarken 10'a kadar düşüyor. Niye? Şeytan etme diyor ya. Yani bu para lazım sana kardeşim. Bak vereceklerin var. Çoluğuna çocuğuna lazım. Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Şeytan size fakirliği vaat eder. Oysa ki vermekle müminin malı azalmaz, bereketlenir, çoğalır. Biz azalır zannediyoruz. Gelin Erbakan hocamın şu cümlesini söylemeyelim. Müslüman için bir helal lira 10 haram liradan büyüktür. Bereket dediğimiz şeyi böyle anlayın. Bir helal lira 10 haram liradan daha büyüktür. Mantıken 10 büyük, doğrudur. Ama iman zaviyesinden baktığınızda helal 1 lira, haram 10'dan büyüktür. İman bize böyle bir bakış açısı sunuyor. Onun için şeytanu ya'idukumul fakra.
şeytan size, yahu ne yapıyorsun, verme kardeşim, sana lazım, fakir mi olacaksın der. Fakirliği vaat eder. Ve ye'murukum, sizi teşvik eder şeytan. Neye? Bil fahşâ, çirkin şeylere. Fakire vermiyor, kendisi israf ediyor. Lüzumsuz şeylere para harcıyor. Vallahu, Allah ise ya'idukum, size vaat ediyor. Neyi? Mağfireten. Allah diyor ki verin, ben de sizi bağışlayacağım. Haydi. Bağışlamayı vaat ediyor. Minhu, lütfundan. Ve fadla, bir de fazlından. Cenab-ı Hak diyor ki size söz veriyorum, ahirette daha çok vereceğim. Vallahu vasi'un alim. Her şey Allah'ındır. Rabbimizin hazinesi geniştir. Verin veya vermeyin, herkesin ne yaptığını, ne yapacağını en iyi bilendir. Rabbimiz Rabbisi için verebilen kullarından eylesin. El-Fatiha.